Kanalımıza hoş geldiniz. Son dakika ödeme bekleyenler dikkat. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı dikkat. Son dakika SSK ve diğer güvencelerde hangi ödenek nasıl alınır? Kimler alabilir? Emekli aylığı, dul maaşı, erkek ve kadında ödenek farkı, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı kapsamındaki birçok kalem ödemesi ve başvuru şartlarına ilişkin detayları şimdi haberimizde veriyoruz. Son dakika haberine göre sigortalının vefatı durumunda geride kalan yakınları ölüm aylığı ile birlikte cenaze evlenme ödeneği gibi bazı sosyal haklara sahip oluyor. Ölüm aylığında kadın erkek ayrımı bulunmuyor. Eşini kaybeden erkekler de evlenmediği sürece ölüm aylığı alabiliyorlar. Çalışması ya da emekli olması aylık almasına engel değildir. Ve haberimizin devamına geçelim. 10 yıldan fazla hizmet. Vefat eden kişinin emekli sandığındaki hizmetinin 10 yıldan fazla olması durumunda SSK'lı çalışanın kız çocuğuna aylık bağlanır. Erkek çocuk yüksek öğretime devam ettiği sürece 25 yaşına kadar aylık alır. Emekli sandığı iştirakçısı baba ve SSK sigortalısı anneden ayrı ayrı yetim aylığına hak kazanan her iki aylık tam ödenir. SSK yetim aylığı alanın SSK'dan emekli olması durumunda yetim aylığı kesilir. Emekli sandığından alınan para ise o da kesiliyor. Geride kalan eş, çocuk, anne babaya bağlanabilen ölüm aylığı konusunda merak edilen soruların yanıtları da şimdi haberimizde. Ölüm aylığı kimlere bağlanıyor? Önce bundan bahsedelim. Ölüm aylığı geride kalan eş, çocuk, anne babaya bağlanır. Vefat eden kişiyle ölüm tarihinde yasal evlilik bağı bulunan eşe aylık bağlanır. Sigortalının eşinin çalışması, emekli aylığı alıyor olması bunu değiştirmiyor. Kızlarına evli olmamaları koşuluyla yaşa bakılmak sızın ölüm aylığı bağlanıyor. Evlenen kızın aylığı kesilir. Boşanma halinde yeniden aylık bağlanır. Erkekler 18 yaşına kadar eğitim sürelerinde ise 25 yaşına kadar ölüm aylığı alabiliyorlar. Yeniden evlenenin aylığı kesilir mi? Vefat eden eşten alınan aylık çalışınca değil ama yeniden evlenince kesiliyor. İkinci eşin vefatından tercih ettiği aylığı alabiliyor bir eşe iki eşinden dolayı ölüm aylığı ödenmiyor. Hizmet akdine tabi SSK'lı olarak çalışıyorum. Emekli sandığından yetim aylığı alabilir miyim diye bir soru gelmiş. Vefat eden kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde hizmet akdi ile SSK'ya tabi çalışan kız yetimlere emekli sandığı kanununa göre aylık bağlanabilir. Erkek yetimlere ise malul ve muhtaç olmaları halinde aylık bağlanır ve e, doktora ve yüksek lisans ikinci bir üniversite midir diye bir e, soru var. Hak sahibi erkek çocuk yüksek öğrenime devam ettiği sürece 25 yaşına kadar aylık alabiliyor. İkinci bir üniversite okuması fark etmez. Doktora yapan erkek yetimin aile 25 yaşın altında olsa bile maalesef kesiliyor. Eşimden dolayı Bağkur Malul Duli aylığı alıyorum. Aynı sigorta kolundan işe girmem halinde aylığı almaya devam edebilir miyim diye bir soru var. Ölüm aylığı bağlanan eşin aylığı ancak evlenmesi halinde kesilir, çalışması halinde kesilmez. SSK'lı olarak emekli aylığı alıyorum. Aynı sigorta kolunda ya da Bağkurlu oğlumdan kalan aylığı alabilir miyim? Ana ve babaya aylık bağlanabilmesi için diğer çocuklardan hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir veya aylık bağlanmamış olması şartı aranmıyor. Ölüm aylığı sadece kadınlara mı bağlanıyor? Vefat eden eşten dolayı geride kalan eşe bağlanan aylık halk arasında dul aylığı olarak ifade ediliyor. Yasada kadın erkek ayrımı yapılmıyor. Sigortalının eşleri hak sahibi olarak tanımlanıyor. Eşini kaybetmiş erkekler de ölüm aylığı alabilir. Eşini kaybetmiş erkeğin çalışması ve emekli olması ölüm aylığı almasına engel teşkil etmiyor ve diğer bir soru 2008 öncesi annemden dolayı 4B'den Bağkur yetim aylığı alıyorum. 2008 öncesi baba babamdan aynı sigorta kolundan kalan yetim aylığını da alabilir miyim? Bağ kurulu olan anne ve babadan ayrı ayrı ölüm aylığına hak kazanılması durumunda hak sahibi 18 yaşına kadar her iki aylığı alabilir. 18 yaşından sonra ise hak sahibine yalnızca yüksek olan aylık ödenir. Ve diğer bir soru 2008 öncesi babamdan dolayı emekli sandığından yetim aylığı alıyorum. 2008 öncesi annemden 4A'dan SSK kalan yetim aylığında alabilir miyim diye bir soru. Emekli sandığı iştirakçisi babadan, anneden ve 4A SSK sigortalısı anneden, babadan ayrı ayrı ölüm aylığına hak kazanılması durumunda her iki aylık tamdan ödenir ve bir soru daha alalım. 2008 öncesi annemden 4A'dan SSK kalan yetim aylığını alıyorum. SSK emekli olmam halinde yetim aylığını almaya devam edebilir miyim? Ölen sigortalının çocuklarına yetim aylığı bağlanabilmesi için veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması gerekiyor. 4A'dan yetim aylığı almaktayken 4A'dan emekli olan kişinin yetim aylığı kesilir diyoruz. Ve dul ve yetim aylığı tutarı en düşük ne kadardır? Alt sınır aylık hesaplaması nedeniyle vefat eden sigortalılarımızın hesaplanan aylık en düşük 1500 lira olup hak sahiplerine hisseleri oranında ödenir. Eşi vefat edene %50 ise yetim çocuğa %25 hisse oranı ile ödeme yapılıyor. Sizlere yararlı olduysak ne mutlu bize diyoruz kanalımıza. Abone olup bildirim zilini açarsanız bu tip videolar anbean an sizlere yansıyacaktır. Hoşçakalın saygılarımızla.